yemeğimi bitirdim. Tabakta hiçbir şey kalmadı. Aferin sana. Güzel torunum benim. O zaman elimizi ağzımızı yıkamaya gidelim halacığım. Nisa, Batu aradı mı seni? Aramadı abla. Çok yoğun bu aralar. Gel Yağmurcuğum. Sözün yarım kaldı babacığım. Kaptanın evinde tadilat yapılırken tesadüfen bir silah bulunmuş. Bunun üzerine Kenan da ailesinin mezarının açılmasını istemiş. Babasının kafatasındaki mermi çekirdeğiyle babamın silahı uyuşunca ifade vermeye çağırdılar. Ne yapmayı düşünüyorsun? İtiraf edeceğim. Azmettirdiğimi söyleyeceğim. Hayır baba. Bu yaştan sonra hapse giremezsin. Ben kararımı verdim oğlum. Bunca yıl içimi kemirdi durdu. Artık dayanmaya gücüm kalmadı. Asıl hapse girmeye dayanamazsın baba. Sen geçmişte yaptığın hatanın bedelini ödedin. Ben de öyle söylüyorum ama ikna edemiyorum. Seni asıl bunun için çağırdım Harun. Hayır, izin veremem baba. Yaptıklarım yüzünden tüm ailem zarar gördü. Kenan ortaya çıkmayı göze aldığına göre bundan sonra da rahat durmaz. Eskisi gibi zarar vermeye başlayabilir. Bu yüzden ona istediğini vereceğim. Gidip cezamı çekeceğim. Doğru olan da bu. Hayır baba. Seni çok iyi anlıyorum. Kenan'la uğraşacak gücü kendinde bulamadığın için böyle söylüyorsun. Ama ben varım. Ben uğraşacağım Kenan'la. Nasıl olacak o? Sen yurt dışındasın. Gerekirse burada kalırım baba. Sizin yanınızda. Bu işi çözmeden de bir yere gitmem. Sahi mi? Gitmeyecek misin yani? Hayatla mücadele edecek gücüm kalmamıştı. Senin varlığınla yeniden hayata döndüm. Sağ ol oğlum. Araban serviste Haruncuğum. Yarın alabilirsin. Baban her an çıkıp gelirsin diye bakımını hiç ihmal etmedi. Teşekkür ederim baba. Eda Hanım, ben çıkabilir miyim? Çıkabilirsin. Sağ olun. Ben niye aynı odada kalıyormuşum o küçük yaratıkla? O senin kuzenin. Üstelik misafir. Hem yemeğe de inmedin. Çok ayıp. O zaman izin verseydin de Dilara'larda kalsaydım. Küçük yaratık da rahat ederdi. Kusura bakma. Sinem haklı. Ben de olsam istemezdim. Ama bir geceliğine de misafir ederdim. Değil mi Sinemciğim? Hadi, iyi geceler. İyi geceler. O elindeki ne? Ver onu bana. Vermeyeceğim. Yoksa onsuz uyuyamıyor musun? Bebeksin daha sen. Bebek değilim ben. Alacağım işte, alıyorum. Korkak kızım, battaniyesini alıyorum. Ver yoksa yerde yatarsın. Vermem, annemine ver. Ya ver, bırak onu, ver. Anne. Elif. Çıkmadın mı daha sen? Ağlama be, sulu göz. Battaniyeni de verdim işte. Ben sulu göz değilim. Sevmiyorum seni, kötüsün sen. Tarık, sen önce ev işini hallet. Nasıl bir ev olacağını biliyorsun. Tamam. İyi geceler.
Yağmur? Ben onunla kalmak istemiyorum. Seninle uyuyacağım baba. Ne oluyor? Ne oluyor Sinem? Ben bir şey yapmadım. Yaptı. Tamam kızım, tamam. Beraber uyuruz bu gece. Hı? İyi geceler. Biz uyuyalım artık. Senin derdin ne? Bu aile. Tabii halledenebilirse. Annemindi o. Tamam. Gel bakayım. Baksana yırtıldı. Ne olacak şimdi? Ağlama bebeğim. Halana söyleriz, diker. Halam dikemez. Tamam. Söz veriyorum, tamir ettireceğim. Eskisi gibi olacak. Sözler tamir ettireceksin. Tamam söz. Ağlama artık. Gel. Eda, ne yapıyorsun bu saatte kızım? Bırak dinlen biraz yavrum. Bırakamam. Yarın kızımın doğum günü, bu elbiseyi giyecek. Yağmur yok biliyorsun değil mi yavrum? Bulacağım. Kızımı bulacağım. Belki yarın haber gelecek. Harun'u da bulacağım. Ona yalvarıp hata yaptığımı söyleyeceğim. Gitmelerini istememeliydim, o haklıydı. Koştum arkalarından ama yetişemedim Hayat anne. Kayıp gitti kızım ellerimden. Ben ne yaptım Hayat anne? Benim ailem sizsiniz. Sessiz o kadar yalnızım ki. Belki hayatında başka biri var. Belki bir daha bana aşkla bakan gözlerini göremeyeceğim. Ama ne olursa olsun sen benim ilk ve tek aşkımsın. Son nefesimi verdiğim gün kalbimde sadece senin aşkın olacak. Kızım, bebeğim. Aşkı birine mi annediyorsun? Başkasının kokusunu duyarak mı büyüyorsun? Senin annen benim bir tanem. O kadar çok özledim ki seni. Öyle özledim ki ikinizi. Yemin ederim kızın seni asla annesi olarak bilmeyecek. Ve benim yüzümü asla göremeyeceksin. Anladın mı? Prens atını atlamış ve küçük kızı bulmak için hızla gölün kenarına gitmiş.